Arkadaşlar, günaydın hepinize. Videoya tekrardan hoş geldiniz. Ben Anıl Ünlü. Yaklaşık 8 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda 2 yıllık Afrika yolculuğumun 5. ülkesi olan Kenya'dayım. Motosikletle geziyorum Afrika'yı ve bugün de motorumu yükledim. Bugün yola çıkıyoruz ve artık yavaş yavaş okyanusa doğru sürmeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi nereye kadar varacağımı yine bilmiyorum. Yolda başımıza neler gelecek yine bilmiyorum. Bakalım bugün yolda bizi ne sürprizler bekliyor. Tabii bir önceki videodan gelen herkes şu an Anıl yedin mi, ne oldu, nasıldı etkisi diyor. Hadi gelin sizi bir dün akşama götüreyim. O yediğim mira denen yapraklı bitkinin etkisine bir bakalım, sonra yola devam edelim. Selama. How are you? Mzuri, nakula mira. Yeah. Iko mzuri. You want some? No, I don't need that. Can I ask you a question? Yes, please. What is the dosage? Yes, madam. I don't know how much is too much. For that? Hmm. That you are handling is enough. This is enough? Yeah. And I don't need to swallow. I just need to keep it in my mouth, right? Yeah, you need to keep it in your mouth. Mm-hmm. Then you just... Then after... You what you swallow is... The juice. Yeah, ah, no, okay. Don't swallow the stuff itself. Okay. And so just you do it like a chewing gum. Okay. Thank you so much. Arkadaşlar, deneme vakti geldi. Şöyle yıkadım tabii, önce herkes avuçladığı için. Yıkadım, getirdim. Acı. Böyle acı ekşi bir tadı var. Sonra da bu dalı soyuyorlar. Kalanını da yiyorlar ama ben soyamıyorum. Yemiyorsun da sakız gibi ağzında tutuyorsun. Ne kadar yemeliyim dedim. O yeter sana dediler. Hadi bakalım, görüşürüz ve başlayalım. Ağzım yamuldu gitti. Bunun ağzım buruşturuyor insanın. Böyle acı, ekşi arası ama acıya daha yakın bir tadı var. Sanırım sürekli çiğnemem lazım. Bayağısını yuttum. Bakalım, bekleyelim. Etkisi gelince açacağım kamerayı. Buradakilerin hepsini yedim. Saat yani 50 dakika falan geçti. Hiçbir şey yok, bakayım. Normal görüyorum. Enerjimde bir artış olmadı. Telefonuma baktım, işlerimi yaptım, mesajlara cevap verdim. Yani az mı yedim diyeceğim, az da yemedim. Yememek gerekiyordu, yemedim de bayağı. Ağzımda da tuttum ama yutkundukça gitti zaten. 50 dakikada bir şey kalmadı ağzımda. Biraz şuralarımda var. Bilmiyorum, bir şey olmadı yani. Böyle o tomarlardan alıp bir günde sürekli ağzına atsan bir şey olur muydu, onu da bilmiyorum. Ama bu kadar insan, bu kadar ülke, milyonlarca insan kullandığına göre vardır bir şey, gelirseniz siz bir denersiniz. Asante sana. Evet arkadaşlar, otelden çıkıyoruz. Bakalım yolda bugün bizi neler bekliyor. Dün gece inanılmaz yağmurluydu ve muhtemelen bu yediğim zımbırtının etkisinden dolayı, her ne kadar çok etki etmemiş olsa da, uykumu kaçırmaya yetti. Ben normalde 11 gibi falan uyuyup 6-6.30 gibi uyanan insanım. 1'e kadar falan kitap okudum, uyuyamadım. Sonra da 7'de zor uyandım ama yine de uykumu kaçırmak dışında çok da bir işe yaramadı yani. Şimdi yola çıktık. Bir benzin alalım.
bakalım burada benzin fiyatları nasıl, kaç litre yakmışız. Sonra da uzunca bir yolculuk yapalım bugün eğer yağmur yağmazsa. Burada Afrika'da herkes her yere yürüyerek gidiyor. Biliyorsunuz önceki videolardan zaten. O yüzden hayat daha böyle yeni yeni başlıyor yağmur yağdığı zaman. Çünkü öğrenciler okula gitmiyor, öğretmenler gitmiyor. Herkes yürüyor, kimse yağmurda ıslanarak falan gitmek istemiyor. Gitmiyor da zaten. Dükkan açacak olanlar dükkanlarını açmıyor çünkü sokakta kimse yok. Sokağa çıkacak olanlar da sokağa çıkmıyor çünkü hiçbir yer açık değil. Böyle hepsi birbirini etkileyen, tetikleyen bir döngü halinde gidiyor. Yani burada herkes yağmurun ve hayatın getirdiği, hayat şartlarının getirdiği kurallara saygı gösteriyor. O yüzden eğer yağmur yağıyorsa herkes her şeyi geç yapıyor ve herkes bunu kabullenmiş durumda. Kimse şikayetçi değil. Kimse sen 2 saat geç geldin okula, yok yazayım demiyor. Çünkü öğretmen de yok. Kimse sen niye işe geç geldin falan diye tutanak tutmuyor. Çünkü herkes biliyor, yürüyerek geliyoruz ya, ne yapacaktık ya gibi durumlar söz konusu. Yani burada böyle gezdikçe hayatın bu tür kurallarını da gözlemleme şansı elde ediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ya buradaki insanlar nasıl yaşar? Ne yapar? Ne yer? Ne içer? Bunları biliyorsun tabii gezdiğin zaman, ama işte yağmurda nasıl davranır? Soğuk nedir onlar için? 15 derece soğuk onlar için. Bere takıyorlar 20 derecede zaten. 15 derece buz. Donuyorlar, hasta oluyorlar falan. Yani böyle böyle daha çok vakit geçirdikçe her türlü şartın Afrika'da yaşayanlar için anlamını keşfetme şansım oluyor. Şuradan fıydırayım mı yine? Niye böyle bir trafik oluştu ya? Hiç ne yön tabelası var, ne bir şey var. Buradan gitmeyeceğim herhalde. Şöyle devam edeyim yola. Ayakkabı boyacıları. Burası Afrika dedirtecek bir şey var. Şimdi önde bir, gördüğünüz gibi dondurucusu, arkada dondurma satıcısı bir abi gidiyor. Abinin kaskı çatlamış. Çatlamamış da kırılmış. Kaskını dikmiş adam. Gördünüz mü? Bu artık böyle dağlık kısımlardan ayrılıp biraz daha ağaçların olmadığı, yani az olduğu sıcak kesimlere doğru gidiyoruz. Çok da uzunca bir süre böyle bu kadar yeşil, neredeyse yağmur ormanı bir yerler görmeyeceğiz arkadaşlar artık. Artık coğrafya değişecek, iklim değişecek, ekvatordan gittikçe uzaklaşıyoruz. Artık güney yarımkürenin güneylerine doğru sürüyorum. Yani bir tepenin arkasını geçince böyle yemyeşil, ağaç sıvalı dağlar bizi karşılamayacak bundan sonra. Kenya'nın okyanus tarafına gidiyorum şimdi, doğusuna gidiyorum. Mombasa hedefi. Oradan da aşağıya inip Tanzanya'ya, Darüsselam'a geçeceğim. Bunların hepsi tabii ki böyle bir herhalde 15 günde falan olacak. Ama sonrasında da Malawi nasıl, ne kadar yeşil bilmiyorum. Göl falan var aslında. Rift Vadisi'nin bir kısmı da oradan geçiyor. Orası yeşil olabilir ama Kenya'nın doğusunda ve Tanzanya'da böyle çorak araziler, savana denilen o bitki örtüsü çeşidi ve yer... Ne o bitki örtüsü işte. Bitki örtüsü çeşidi. Bundan sonraki yol arkadaşımız olacak. Böyle
kocaman mango ağaçlarını falan da zor buluruz artık. Barajmış. Çok güzel bir yere geldim diyecektim. Baraj gölüymüş. Etrafta da hiç yerleşim kalmadı. Yine hayvan görme ihtimalimizin yüksek olduğu bir yer. Şöyle yavaş yavaş baka baka gidiyorum. Su içmeye gelen hayvan kesin vardır burada. Yani baktım ama hiç göremiyorum da. Çok şey çıkmamış bugün sabah ortaya. Neyse, bakınmaya devam. Görürsem size göstereceğim. Ama şunu göstermek istiyorum. Yani bu barajın seviyesinin orada olması lazım. Görüyor musunuz normal seviyeyi? Yani 4-5 metre falan düşmüş neredeyse. Öyle bir kuraklık yaşandı ki burada. Milyonlarca hayvan öldü. Milli parklardaki bütün hayvanlar öldü neredeyse. Özellikle Kenya'nın kuzeyinde. Bundan 2 ay önce falan haberlere çıktı, televizyonlara çıktı. Yani çok kötü bir dönem yaşandı. Bu da onun etkisi. Allah'tan şimdi yağmurlar yağmaya başladı da herkes rahat bir nefes aldı. Kenya'ya girdiğim videoda izlediyseniz eğer bir adamla konuştum. 200 tane hayvanım vardı, bir tane kaldı demişti. Bir tane. Çok üzücü şeyler. Neyse, yola devam edelim. Polisler öyle oturuyor. Kamyon gelsin, dolmuş gelsin, rüşvetimizi alalım diye bekliyorlar. Genelde kamerayı açmak istemiyorum tabii polislerin önünde ama ben de otobüste yolculuk yaptığım zamanlarda ve her motora binip polislerin yanından geçerken görüyorum. İnanılmaz bir rüşvet trafiği var. Bütün araçlardan, durdurdukları bütün araçlardan para alıyorlar. Hepsini el ediyorlar, durduruyorlar ve öyle belge kontrolü bilmem ne yok. Para alma, durdurması. Para vermezsen belgeyi kontrol ediyor, bir şey buluyor, ceza yazıyor. Buradaki arabaların hepsinin bir şeyi eksik zaten. O yüzden herkes 2-3 dolar bir şey veriyor ve yoluna devam ediyor. Veya inanılmaz para kazanıyorlar muhtemelen. Bu Afrika standartlarına göre böyle maaşlarının 50-100 dolar olduğunu düşününce bayağı para kazanıyorlar. Bak bak. Bak bak. Kavga var. Köpek de ayırmaya çalışıyor ama. Of, kötü vurdu. Köpekleri de ayırmasınlar diye uğraşıyor çünkü dövüşür onlar. Ve köpek möpek dinlemez. Köpek de sağından solundan ısırıyor hayvanı. Gölün kenarından artık devam ediyordum. Şurada ineklerin kavga ettiği yerin yanında ablanın şu dükkanın güzelliğine bir bakın. Ne kadar güzel bir yere kurulmuş ya. Bir su alayım da destekleyeyim ablayı. Mama, how are you? Muzuri. I will stay a little while, rest, eat something, huh? Great location, Mama. Great location. You are here every day? Every day. Every day. How many years? 2 years. 2 years you are here every day.
Nimewachia mama kitu wako na njaa mingi bwana. Njaa mingi bwana. Mama, nataka maji moja. Biskuit. Asante. Mama ako na shida, ako na njaa, ako na watoto wamerudisha shule, saa hii wako hapa nyumbani. Nina soma Kiswahili pole pole. Oh, pole pole kidogo. Kanje mwenye. Na ogie. Salama baba. Biskuit. Ya. Thank you. Ya. Na mwali gango du ya na. Mama, how old are you? Old. You're old. Age. Age. 40. You have children? 3. Grandchildren? Smallest is 4. The youngest? Last born? Yeah. Class 8. Class 8? Okay. Good mama. Where are you going? Kitui. 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 From where? Meru. Oh, Meru. Unafanya huko? Working there? No. I travel. I travel around Africa. I started in Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya. Sipendi me a job. Me? Me, no job. Hakuna job. I just go around. With the motorbike. Me, no job. Well, hakuna job, hakuna pesa. Hakuna pesa. Achia mama kitu waki. Achia mama kitu wainue job. Apa inue kidogo tu. This is my job. Video, photo. It is my job. Napu ulipiga unapeleka wapi? I don't know. Mama. Asante. This and this pesambili. How much? Huh? How much? 50? Hii maji na soda ya 50. Nisikuli ya 20, inakuja 120. Yeah. Thank you mama. Thank you. Oh, güzel bir durak oldu. Anneyi de desteklemiş olduk böylelikle. Gayet güzel oldu. Yola devam edelim. Hello. How are you? Mazuri. Şurada bir okul var ve bütün okul toplanmış, bir tane futbol maçı izliyorlar. Ben de bir durayım. Ben eksik kalırsam olmaz, hatırım kalır. What's happening? Futbol maçı değilmiş. Bir şey var. Bir yarışma var. Koşu gibi bir şey. Salama. Salama.
Like everything is here. All the athletics. Ah! Amazing stuff. Is it a basidorio? Yarışı kazandı, ismini yazdırıyor. Birazdan piste şeye, kürsüye çıkıp ödüllerini alacaklarmış. Bütün gün boyunca devam ediyormuş burada yarışmalar. Ne o mızrak gibi olan şeyin adı ne? Cirit. Cirit atıyorlar, koşu yarışı var. Sanırım gülle de atıyorlar. Böyle bayağı atletizm yarışması yapmışlar okulda. Is it happening once in every year? So they get ready throughout the year, they train and then they compete. Aa, burada yarışıp buradaki birinciler sonra iller arasına gidiyormuş. Aynı Türkiye'deki hesap. İller arasında belki hakikaten başarılı olanlar ülkeye falan da çıkıp böyle ülkeyi de temsil ediyor. Belki eğitim hakkı falan kazanıyorlardır. Bayağı keyifliydi. Artık buradan ayrılalım. Çünkü çocukların çok dikkatini dağıtmaya başladım. Asante sana. Bay bay. I'm sorry teacher. I'm also going. Hoca sopayla kovalıyor. Soka, soka, soka. I'm sorry. Not you. I'm also leaving. Thank you so much, teacher. Thank you. Bye bye. Take care. Study hard. Okay. Can you give me ride? There is no space. Oh. Yeah. Sorry. Bye bye. See you, see you. See you, bye bye. Ah, ne kadar güzeldi ya.
Çocuklar gerçekten muhteşemler. Enerjileri, bakışları, masumlukları. Ve gerçekten belki de geleceğin olimpiyat şampiyonu bu köyden çıkacak Kenya için. Kim bilir. Mecbur şuradan benzin alacağım artık. National Oil diyor. Daha başka bir yer bulamadım çünkü. Salama. Ya 5 litre falan kaldı herhalde benzinim. 260 kilometre gitmişim. Hı, geldi delikanlı. 50 şilinlik aldılar. Ben şimdi doldurtacağım. Kaç olacak bakalım. Salama. How are you? How is it going? Good, good. Muzuri. How are you? Nice, nice one. Aha. From where to where? From Meru to Kitui. Down this way? Yeah. The road is alright. That's a real machine. Çok almadım. 5.6 litre aldım. Çünkü güvenemedim kalitesine. Baba. Thank you. Bu beni böyle bir işte 5 litre yani 100 kilometre falan rahat götürür. 130 kilometre falan götürür muhtemelen. Başka bir şehirden alacağım. Şöyle düzgün bir benzin istasyonu bulup alacağım. Güvenemedim çünkü kalitesine. Pompaları falan bir garip. O yüzden de kaç kilometre yaktığımı şu an için paylaşamıyorum. 5.6 litreyi bir sonrakinin üstüne ekleyip söyleyeceğim size. Evet. Bir Matatu geliyor arkadan. Bakalım bunun dizaynı nasılmış. Çok merak ettim. Bu araçlar gördüğünüz gibi bu bir oyun herhalde. Bu araçlar şehirler arası ulaşımı sağlıyor Kenya'da. Matatu isimleri ve çok meşhur. Duydunuz zaten korna sesi de çok garip. Mesela bu biri böyle bir oyun herhalde bu. Skyline. Bilmiyorum. Böyle bir dizayn yapmış. Eğer Nairobi videosunu izlediyseniz, Nairobi şehir vlog videosunu, orada bu matatuların merkezine girdik Ahmet abiyle birlikte. Ve bir sürü çeşit farklı farklı dizaynı olan matatuyu size gösterdim orada. Eğer izlemediyseniz o videoya da gidip onu da izleyebilirsiniz. Bayağı ilginç bir kültür. Ve bütün Kenya'da gerçekten böyle bir sanat akımı gibi bir şey yani matatu dizayn etmek. Eğer bu yolculukta başka farklı dizaynlı matatular görürsem yine size göstereceğim. Kocaman bir ovaya açıldı. Bir iki önceki videolarda 2600 metre civarında rakımdaydı. Şimdi her gün aşağı inerek deniz seviyesine ineceğim. Hava da ısınacak. Ama şu an herhalde 2000 metrelere doğru yaklaşıyorum. Ve genelde yolumuz hep böyle aşağıya gidiyor. Ama bu plato bayağı güzelmiş. Her yeri de dağlarla çevrili. Çok fazla çalılık oluşum var tabii.
ama bana böyle yukarıdan gelip Muş Ovası'nı ve Erzincan'ı falan gördüğüm anlar gibi hissettirdi. Şu an aslında önemli bir yol ayrımındayım. Çünkü bu gittiğim yön, Garissa yönü birazcık tehlikeli. Garissa eyaleti biraz tehlikeliymiş. Hem Somali, El Şebab, işte o teröristlerden dolayı, hem de oradaki kabilelerin birbirleri arasındaki kavgalardan dolayı, yani insanlara bayağı zarar verebiliyorlarmış. Garissa ve sonrasına gitme diyorlar. O yüzden biz bu yoldan birazcık gidip şöyle sağa içerilere doğru döneceğiz. Kitui sağ. Benim gittiğim yer işte o Kitui. Üstürüyenlerden geçeyim. Sonunda düzgün bir benzin istasyonu. Kitui şehrine de geldik. Burada hem bir benzin alalım hem bir yemek yiyelim. Dayı ayıp ettin ya. Salama. Haber yaku. What happened? Baba, please full it. What? Full. Oh, full. Yes. That's why you do it. It's from zero. Yes. 7 litre burada aldım. 5.6 da oradan almıştım. 12.6. 322 gitmişiz. Yine 3.9 yapıyor. Bu sefer yollar da güzeldi. Hava da güzeldi. Biraz daha bastım. Borcumuzu da ödeyelim. Ah. Binliğim kalmamış. Para bitti ya. Para tükendi. Hamna pesa. Ha. Şu
şurada çok hoş bir yer var. Mulla Tavern ve Grill diyor. Bir deneyelim bakalım neler varmış. Salama. How are you? Sorry. You have food? Food. Chakura? Yeah, iko. What do you have? Go the other side. Okay. Follow this one, yes. Okay. Kuna fry? Huh? Kuna fry? Ah. Is it goat? Beef? Yeah, goat. Goat. What is that? What is this? This. Pork? No, 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 no. Goat. Goat? Yeah. What is that? This is the inner ones. Ah, intestines? Yeah. Okay. Choma and beans? Yeah. Okay. I want choma and you have? This one? Yes. Uh-huh. And you have rice? No. Ugali? Yes. Okay. Ugali, this one. Enough. Bas. It's okay. Thank you. Say hi. Hi. Hello. Thank you. Böyle o choma denilen kavurmadan var. Şey, keçi eti. Bir de yanına mısır unundan yaptıkları ekmek gibi şeyden istedim. Ugali. Hadi bakalım. Burada güzel bir yemek yiyelim. Salama. Habari yako. Mısır ununu koydu şuradan. Ve kömürde mısır unuyla ugali yapıyor. Ugali, pio ugali. Bu lapaya ugali deniyor. Çok hızlı yapılıyor. Bir anda pişiyor ve neredeyse hazır. Şimdi gelen versiyonunu da göstereceğim size. Ha, oldu bile. Bütün suyu gitti. Yemekler geldi. Ugali, ugali. Böyle bir şey. Ne et. Yeşillikler var. Ispanak herhalde bu. Soğanlı bir ıspanak. Chef. Yeah. Thank you. Bir de burası. Kalando. 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 Burası iyice pavyona döndü. Kızlar geliyor, seni seviyorum diyorlar. İşte millet içki içiyor, sana içki ısmarlayayım falan diyor. Gene böyle bir yer bulduk, durduk ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi yemeğimi yiyorum. Good. Thank you. Thank you. Me alone, you are not great. Oh, there. I'm German. Bunu zaten elleriyle yiyorlar. Ekmek gibi. Az pişmiş ekmek içi gibi. Böyle bir 10 dakika daha durursa çok güzel ekmek olacakmış da. Erken fırından çıkarılmış gibi. Bye bye.
Gene geldi bir sarhoşu bulduk. Bay bay. Ya. Is it good? Beni kazıkladılar. Normalde yemeğe işte belki ödediğimin yarısını falan ödemem gerekiyordu böyle bir yerde. Çünkü normalde böyle bir et yemeği aldığınız zaman o yanına getirdiklerini ücretsiz getirirler. Onlara da ücret yazmışlar. Hepsinin fiyatını da iki katı falan yazmışlar. Ama yedik artık. Ödedim ben de. Şikayet etmedim. Ne yapalım? Bu da onlara kısmetmiş. Bay bay. So I thought coffee is good, huh? Hello. Jumbo. Jumbo. How are you? You have coffee? Nataka coffee. Chai. Chai. Demek çapati. Şöyle bir yere geldim. Bir çay içeyim. Birazcık uykumu dağıtayım. Sonra yola devam edeceğiz. Nataka çay moja. The camera. Şık 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 şık. I achieved that one. Cut, cut. Yeah, all of you don't cut your hand. No. How is it possible? Did you teach her, Mama? Yes. Okay. She's the big chef. She's the little chef. And, oof. What is this for? She's cooking chapati, this one. Chapati? This one. This is not chapati. She's preparing to cook. She wants to cook chapati. You don't eat chapati too. Me? Huh? I love chapati. You know how the nomad cook like that. Now cooking chapati. What the fuck, Jabu? Oh. Now I'm learning. She's the big chef, I will be the little chef. Yeah. Nina Soma. Nina Soma Upika chapati. Upika chapati. Upika chapati. Nina Soma Upika chapati. I don't understand that much. I know a little. Nina Soma ki Swahili pole pole. Najua. Najua, you will know. I take your children there. Oh, sohbet dolu. Keyifli bir durak oldu. Çayımı da içtim. Ablaların doğrayışını izledim. Bu ablanın çapati yapışını da izledim. Bayağı da öğrendim. Çok da güzel yapıyorlar. Hamuru yoğuruverdi. Açtı. Üstüne yağı sürdü. Tıkır 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 şimdi yapıyor. Sonra da şuraya kömürleri attı. Onlar yanacak. Onun üstünde tavada pişiriyorlar.
Her şeyi kömür ateşinde yaptıkları için çok lezzetli oluyor. Ama biraz daha durursam kalkamayacağım. Sohbet çok güzel çünkü burada. Ben artık yola koyuluyorum. Now it is time for me to go. Nice to meet you. Thank you so much, mama. Thank you. Asante sana. Hello. Bye bye. Bye. Kendo digo balugiri bikam ko wa mpa. Ligim chisa mpa. Wa hai. Good. Sawa. Ah, Mzungu. Bye bye. Böyle öğlen meyve yesem de, yemek yesem de sonrasında çok uykum geliyor. Böyle bir durup uykumu dağıtacak, hem bir şöyle bir çay içecek falan bir yer aramıştım. Çok güzel de bir durakta durdum. Küçücük bir yer. Teyzenin ekonomisine de bir küçük yardımımız oldu. Ve yola devam ediyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Al bu dayı benizli zülfü dolaşık. Bilirdim kalemi yazar. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yana ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yana ağla, dön ağla. Beni dinlediniz. Teşekkürler. Bakın yine mahkumlar yol kenarı temizliğine getirmişler. Buraları temizliyor bu insanlar ve sonrasında para kazanıp ailelerine falan bakmaları sağlanıyor. Böyle iyi hal olanları, iyi halli olanları getirip işlere sokuyorlar. Burası herhalde birçok insanın durup duraklayıp sonra yoluna devam ettiği yer. Küçücük bir köy gibi bir yer aslında ama bir sürü otel var. Şurada da buraların en meşhur kaya tırmanış bölgesi varmış. Evet, şu Mutomo bir şey otele geldim. Bakalım bir şansımızı deneyeceğiz. Kaç paraymış? Oo, kalabalıkmış da. Kaç paraymış, odaları var mı? Bir soralım, ona göre kalırız ya da devam ederiz. Oo, çay kahve var orada. Güzel. Salama.
How about Yaku? Do you have a room for one person? Yes? That would long journey, but I'm good. From where? Meru. Have come from Meru. Yes. Just started Janna two time. 8 hours. 8 hours. I started like 9 in the morning. Yeah. 7 hours. I had a lunch break, a chai break. Yeah. But it is still long. And you are going to where? Darussalam. Darussalam. Huh? Yes. Okay, so you look to Islam on tomorrow is on Wednesday? Voi, Mombasa, Tanga, Darussalam. So Darussalam will be on Friday. Maybe I will stay here for 2 nights, but it depends on how much it is. It's 2,000 with the breakfast. With a breakfast, it's 1,700. Şöyle, küçük bir oda verdiler. Bir de bu taraftan göstereyim, küçük yani. Basit, güzel esiyor ama. Bir yatağım, bir masam var. Minik de bir banyosu var. Biraz minik. Ama ne yapacağım? Daha büyüğünü ne yapacağım? Gayet güzel fiyat verdiler. Yaklaşık 13 dolar ödüyorum. Güzeldi bir otel. Fena da değil. 2 gün burada kalıp çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Eğer aşağıya bir beğeni bir de yorum bırakırsanız bu beni bu yolculukta desteklemenin hem ücretsiz hem de en etkili yoludur arkadaşlar. Beğenilerinizi esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese. Bir sonraki videoda yine Kenya'da biraz daha denize doğru giderken görüşeceğiz arkadaşlar.